Ne var ki Zillet İttifakı bundan bile rahatsız olmuştur. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaları neredeyse hükümete fatura edecek kadar kötü niyetli, taş kalpli ve gafil hale düşmüşlerdir. Ukrayna'da mukim vatandaşlarımızı Türkiye'ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul'a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır. Bu çirkin muhalefet zihniyeti iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir. Rusya'nın askeri operasyon esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile İP Başkanı ağız birliği halinde S-400 füze ve hava savunma sisteminin aleyhine açıklamalar yapmışlardır. Kılıçdaroğlu daha da ileriye gitmiş, NATO'nun 21. yüzyılda demokrasinin güvencesi olduğunu ileri sürerek halt etmiştir. Zillet İttifakı'nın ana ortakları Ukrayna krizi esnasında majestelerinin muhalefeti olarak sivrilmiş, Biden'ın muhbiri olarak serpilmiş, fener ışığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır. Kanaatimiz odur ki NATO'yu demokrasinin güvencesi görmek, Türk milletinin demokratik ve tarihsel egemenliğine büyük bir karşı çıkış, aymaz bir itirazdır. Demokrasinin güvencesi NATO değil, milletin tertemiz iradesi ve egemenlik hükmüdür. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin zulme yandaşlığı ve küresel güçlere yaranma siyaseti geçmişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine tamamen aykırıdır. Türkiye sözüne güvenilir bir ülkedir. Türkiye taahhütlerine bağlı bir devlettir. S-400 ihtiyaç doğduğunda kullanılacak bir silah sistemidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kime karşı kullanacağız diye soruyor. Sayın Kılıçdaroğlu YPK bize mi saldıracak dendiğinde beri şuursuz bir şekilde konuşuyor. Hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır. Tehdit nereden geliyorsa S-400'ün yönü oraya dönecektir. Yine Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Rusya'ya bağımlı hale geldiğini söylemiş ve bu ülkenin buğday vermemesi halinde aç kalacağımızı iddia etmiş. Bir de şalteri indirirse karanlıkta kalacağımızdan bahsetmiş. Tasa etmek Sayın Kılıçdaroğlu. Üzerinde yaşadığımız topraklar dualıdır, bereketlidir, verimlidir. Buğday ambarıdır, şehit kanıyla sulanmıştır. Ne aç kalırız, ne de açıkta yaşarız. Zillet İttifakı yeter ki gölge etmesin, Allah'ın izniyle karanlıkları yarar da çıkarız. Bağımsızlık, bağımsızlığın, bağımlılık, bağımsızlığın zehridir. Türkiye Cumhuriyeti hür ve bağımsız bir ülkedir. Kılıçdaroğlu hala bu gerçeğin farkında değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın tam da Ukrayna krizi esnasında Rusya'yı kötülemeye başlaması ilkesel bir duruş değil, akıntıya kapılan sinyalci ve teslimiyetçi bir iradenin ağır kusurlu tezahürüdür. Ön sıralarda Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere Ukrayna'da çatışmaların yaygınlaştığı bir sırada Montreux'u kasıtlı olarak yanlış yorumlayanlar, Kanal İstanbul'un çöktüğünü yazıp çizenler, Türkiye'nin elini zayıflatmanın hesabını yapan çevreler olarak dikkat çekmiştir. Montreux Konvansiyonu Boğazlar bölgesinden geçiş rejimini düzenlemektedir. Sözleşme Boğazlar bölgesinden geçişi ticaret gemileri ve savaş gemileri açısından 4 ayrı ihtimali öngörerek belirlemektedir.
Bunlar Türkiye'nin tarafsız olduğu savaş hali, Türkiye'nin taraf olduğu savaş hali, Türkiye'nin kendisini çok yakın bir savaş tehdidi altında gördüğü şartlar ile barış halidir. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesinin 1. fıkrasında Türkiye'nin tarafsız olduğu savaş durumunda tarafsız olan devletlerin savaş gemilerinin barış zamanı için belirlenen esaslara göre Boğazlar bölgesinden geçip Karadeniz'e çıkabilecekleri tespit edilmiştir. Savaşan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlar bölgesinden geçişi ise yasaklanmıştır. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet İttifakı'nın Montreux hatırlatması siyasi tuzak, sözleşmenin gerçek boyutuyla terstir. Küresel ve bölgesel gelişmelerin kurşun gibi ağır olduğu bugünkü ortamda Zillet İttifakı'nın haksız, mesnetsiz ve ahlaken çarpık eleştirileri vatan ve millet sevgisiyle ters düştüğü gibi sorumlu muhalefet anlayışıyla da çelişmektedir. Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken Zillet İttifakı Allah muhafaza sırtımıza hançer vurmanın hazırlığı içindedir. Bu ittifakın sözcüleri Türk milletini kimlik siyasetiyle bir görecek kadar millet muhalifi, dar bir anlayış olduğunu iddia edecek kadar da köksüzdür. Siyaset yapmak başka, milli ve tarihi meselelerde ortak bir duruşa sahip olmak başkadır. Esas olan önce ülkem ve milletim diyebilmektir. Asıl olan milli hedefleri ortaklaşa benimseyebilmektir. Değerli milletvekillerim, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde Ankara Bilkent Otel'de uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır. Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. Türk milleti yoktur. İnanç yoktur. Turtalılık yoktur. İnsicam yoktur. İrade yoktur. Milli birlik ve kardeşliğe en küçük atıf yoktur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir. Ve bizim nazarımızda buruşturulup atılacak bir kağıt parçasından farksızdır. Neymiş? Türkiye'nin yıllardır umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya gelmişler. Kılıçdaroğlu'na bakarsak 6 partiye tarih bir sorumluluk yüklemiş. Tarihi anlamayanların, milleti takmayanların, Türkiye'nin hak ve çıkarlarını tanımayanların, küresel güçlerin telkiniyle buluşmaları omuzlarına binen sorumluluk değil, onurlarını lekeleyen suçluluk psikolojisiyle izah edilecektir. 48 sayfalık metnin içeriği tam takır, kuru bakırdır. Hiçbir somut ve yeni bir öneri de yoktur. Bu metni tarihi yapan tek şey 28 Şubat zihniyetine uygun olarak güçlendirilmiş istikrarsızlık bildirisi olmasıdır. Açıklanan metin nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir. Bütüne bakıldığında bir uzlaşma değil, uzlaşamama metni olduğu çok açıktır. Altı partinin ortak çalışmasında ne yeni bir anayasa, ne içeriğine ilişkin somut teklifler, ne de bir yol haritası vardır. Bu durum aslında Zillet İttifakı'nın hiçbir konuda uzlaşamadığını ve milletimize söyleyecek sözlerinin olmadığını işaret etmektedir. 28 Şubat bildiri metninde uzlaşılan tek nokta
milletin ortak iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi karşıtlığıdır. Mezkur metin ile 1982 Anayasası'nda gerisine giderek 1961 Anayasası'nda olduğu gibi devletin güçsüzleştirilmesi amaçlanmaktadır. 1961 Anayasası ile getirildiği gibi Cumhurbaşkanının bir defalığına 7 yıllığına seçileceği söylenirken nasıl seçileceğinin kurnazca üzeri örtülmektedir. 1961 Anayasası döneminde olduğu gibi olağanüstü hal kararnamesinin kaldırılacağı, olağanüstü hal şartlarında devletin mücadele gücünün zayıflatılacağı görülmektedir. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun birbirinden ayrılarak geriye gidişin yargısal çatısı örülmek istenmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ortaya konulan mutlak millet iradesi ve güçlü devlet modeli tersine çevrilerek devletin etkisizleştirilmesi, ayrıca düşürülemeyen istikrarlı hükümet anlayışı yerine parlamenter sistemde gen soru yoluyla düşürülebilen istikrarsız hükümetler dönemine geçiş hedeflenmektedir. Ortaya çıkacak istikrarsız hükümetler baştan kabul edilerek çözüm adına yapıcı güvensizlik oyu önerisi getirilmektedir. Almanya'da uygulanan bu yöntemde hükümeti düşürme çoğunluğuna sahip partilerin yeni hükümeti kurması gerekmektedir. Bu öneri istikrarsız hükümetlerin kurulacağını baştan kabul ederek hükümeti düşüren alternatifini oluşturması önerisidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabul edilen seçim ittifakı sayesinde ne oy alındığına bakılmadan tüm partiler mecliste temsil edilebilirken parlamenter sisteme geri dönülüp barajın %3'e çekileceğini ve meclisin daha da güçlü hale geleceğini söylemek ne söylediğini bilmeyenlerin şuursuzluğudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mecliste kaç partinin olduğu hükümetin istikrarına hiçbir şekilde tesir etmemektedir. Sistemde %3 barajı getirmek, hükümetin kurulmasını zorlaştırırken düşürülmesini kolaylaştıracaktır. 28 Şubat bildirisi 1961 Anayasası gibi zayıf ve istikrarsız hükümetler dönemine ülkeyi mahkum etmek istemektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ortaya konulan güçlü ve istikrarlı hükümet modeli 15 Temmuz darbe girişiminin yaralarını sarmış, milli beka kararlılıkla ve kahramanca müdafaa edilmiştir. Irak, Suriye, Libya, Karabağ gibi bölgesel sorunların üstesinden gelinmiştir. Dünya tarihine geçen küresel bir salgınla mücadelede kararlı bir yönetim sergilemiştir. Rusya-Ukrayna savaşında dirayetli bir yönetim ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin rüştü yeniden ispat edilmiştir. Parlamenter sistem döneminin istikrarsız ve zayıf yürütme modeline geri dönmeyi istemek, tarihin akışını tersine çevirmeye kalkışmaktır ve sonuçsuz kalacağı kesindir. 28 Şubat günü Zillet İttifakı hiçbir öneride bulunmadığı gibi yeni bir anayasa vaadini de paylaşamamıştır. Halbuki Milliyetçi Hareket Partisi olarak aylar önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurumsallaştıran 100 maddelik yeni anayasa metnini hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunduğumuz herkesin bildiği bir gerçektir. Parlamenter sistemi kötü bir makyajla tekrar sunan 28 Şubat bildirisine karşı milletimizin ortak iradesiyle kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve 2023'ü yeni bir anayasa ile taşlandırmak temel hedefimizdir. Ölmüş ve ortadan kalkmış bir sistem güçlendirilemez. Milletin geleceği nasıl ve ne zaman yapılacağı belirsiz bir hükümet sistemi değişikliğiyle karartılamaz. HDP'nin Dolmabahçe mutabakatı ile ilgili açıklaması, Zillet'in altı partisine atılmış pas,
gönderilmiş selam, biz de varız ve sizinleyiz mesajıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması, PKK'ya, FETÖ'ye, küresel çevrelere, bölücü ve yıkıcı mihraklara ikramdır. İtinayla uzatılan kirli elin ibrasıdır. Yasama, yürütme ve yargı alanında yapılan tespit, değerlendirme ve hedeflerin hiçbir yenilik taşımadığı ortadadır. Açıklanan metin geçmişe dönüş beyannamesidir. Yarının Türkiye'sine değil, dünün Türkiye'sine özlemdir. Koalisyonlar dönemini tekrar canlandırma niyetidir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri beyhude bir oyalanma, yükselen Türkiye'nin önünü kesme gayesidir. Türk milleti bu zillete inanıyorum ki müsaade etmeyecektir. Türkiye tarihin gerisine düşürme emeline hiç kimse başaramayacaktır.